Değerli Kalfa izleyicileri hoş geldiniz. Bugün değerli meslek mensubumuz, şirket kurma uzmanlığı konusunda da kendini oldukça geliştirmiş genç meslektaşımız Ahmet Çeber'le birlikteyiz. Ahmet Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk Mehmet Bey. Bize çok çeşitli kaynaklardan sürekli ulaşan mükellef ve mükellef adaylarımızın en çok sorduğu sorulardan bir tanesi olan şahıs firması nasıl kurulur? Şahıs firması kurmanın avantajları nedir? Dezavantajları nedir? Hangi harcamaları gider kalemi olarak yazar gibi konularda aydınlatacak. Şimdiden kendisine çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Ahmet Bey, konuya başlamadan önce çok kısa izleyicilerimiz için kendinizi tanıtabilir misiniz? Merhabalar. Ben binlerce şirket kurduğunuzu, şahsi mükellefiyet başlattığınızı biliyorum ama bir de sizden duyarsak sevinirim. Merhabalar, ben Ahmet Çeber. Yaklaşık 5 yıldır muhasebe uzmanı olarak görev yapmaktayım. Şimdiye kadar yüzlerce, binlerce şirket kurduk. Hala da kurmaya devam ediyoruz. Kolay gelsin, ne güzel. O zaman ABC'den başlayayım. Şahıs firması nedir? Şimdi Mehmet Bey, şahıs firması en az bir veya birden fazla kişinin ortak olabileceği, faaliyet yürüttüğü bir şirket türüdür. Bu bir ya da birden fazla kişi gerçek kişi olmak zorunda mı? Tüzel kişi olabilir mi ortaklardan bir tanesi? Ortaklardan birisi tüzel kişi olmuyor. Hepsinin gerçek kişi olması lazım. Ticaret kanununa göre 3 şekilde ortaklık yapılabilir şahıs firmalarında. Bunlardan biri adi ortaklık, diğeri kolektif şirket, bir diğeri de komandit ortaklık. Bize gelen taleplerin çok büyük kısmı aslında tek kişilik işletmeler, işte esnaf kuruyor olmak isteyen arkadaşlar, evden e-ticaret yapmak isteyen arkadaşlar, freelancerlar ve danışmanlık yapmak isteyen arkadaşlardan geliyor. Bunlar tek başlarına kişisel olarak bu şirketi kurabiliyorlar. Evet, kesinlikle. Zaten genel itibariyle küçük işletmelere hitap eden bir şirket türüdür. Örnek veriyorum, mükellefimiz e-ticaret yapıyorsa veya freelancer olarak çalışıyorsa bu tür faaliyet gösteren mükellefler için daha uygun. Çünkü limited ve anonim şirketlere göre daha hızlı işlemler gerçekleşiyor. Başlangıç aşamasında bundan dolayı avantajlıdır. Peki şimdi başlamak. Limited şirkette bir sermaye, ödenmiş bir sermaye ya da anonim şirkette hemen ödenmiş bir sermaye yatırılması gerekiyor. Şahıs şirketinde, şahsi mükellefiyette böyle bir şey var mı? Şahıs firmasında sermaye zorunluluğu yok. Direkt aynı gün içinde şirket kuruluyor. Vergi levhası da genelde birkaç güne çıkıyor. Ne güzel. Peki her şey güzel gözüküyor. Dezavantajları var mı? Şimdi Mehmet Bey, şahıs şirketleri gelir vergisi kanununa tabi olduğu için %40'a varan gelir vergisi çıkabiliyor. Özellikle yüksek karlılığı olan işletmelerde, mükelleflerimizde bu durum dezavantaj olabiliyor. Örnek veriyorum, kişi mesela yazılım işi yapıyor. Çok yüksek karlılığı var. Bu kişi zaten mal alıp satmadığı için gider olarak gösterebilecek şeyler çok sınırlı. Bundan dolayı karlılık kaçınılmaz oluyor. Bu durumda karlılık arttıkça gelir vergisi oranı da artıyor. Yani %40'a kadar çıkıyor. Ama limited olsa veya anonim şirket olsa fix %23 oluyor. Orada bir dezavantajı doğuyor aslında. Ama bu tabii belli bir oran. Bu dezavantaj hani herkes için değil, biraz daha karlı yüksek olan mükelleflerimiz için. Bir de şahıs firmalarında şirket sahibi şirketin hem özel hem kamuya olan borçlarında sınırsız bir şekilde sorumlu. Ortaklar sınırsız sorumlu. Evet. Orada. Peki ya asıl konuya gelecek olursak, ben şimdi bir tane şahıs şirketi kurmak istiyorum. Mehmet Köse olarak kimliğimi getirsem size kurabiliyor muyum? Neye ihtiyaç var? Şöyle Mehmet Bey, kimliğe bile ne hiç gerek yok aslında. E-Devletimizle interaktif vergi dairesinden bir şifre alıyoruz. İşe başlama bildiriminde bulunuyoruz. İşte şirketin adresi, NACE kodu, işte kira mı değil mi, bunları bildiriyoruz. Ondan sonra E-Tebligat bildiriminde bulunuyoruz. Normalde 15 günlük süresi var ama biz aynı gün içinde bildiriyoruz. Kira ise, İster home office olsun, ister iş yeri olsun, kira ise kira damga vergisi beyannamesini veriyoruz. Bir de genç girişimcilik var. Mükellefimiz genç girişimci ise genç girişimcilik dilekçesini de yazıyoruz. Bu kapsamda bir yıl boyunca Bağkur'dan muaf oluyor. 3 yıl boyunca da yıllık 75.000 TL tutar olmak üzere gelir vergisi muafiyeti söz konusu oluyor. Bu genç girişimcilik dilekçesini yazıyoruz. Genelde 2-3 hafta içinde sonuçlanıyor dilekçe. Genç girişimciliği o zaman şirket aslında kurmadan mı, aynı anda mı yapıyoruz? Aynen. Daha sonra da yapabilir de ilk şirketi kurduğumuz süreçte bütün her şeyi aradan çıkartıyoruz.
Ertesi gün vergi levhası çıkıyor genelde. Bağkur bir yıl ödememek çok güzel bir şey. Özellikle genç girişimci arkadaşlar bize çok ulaşıyor. Onlar için çok güzel bir avantaj. Kesinlikle. Onun dışında şöyle mesela Bağkur'dan değindiniz. Şunu da belirteyim. Kişi mesela SGK'lı olarak diyelim bir yerde çalışıyor. Firmayı açtı. 3 ay sonra çıktı diyelim işinden. Geriye 9 aylık bir Bağkur teşvi olduğu için kalan 9 ay için de Bağkur teşvinden faydalanabiliyor. Ona aslında SGK'dayken SGK'lı oluyor. SGK bitince Bağkur devam ediyor hayatına aslında. Çok güzel. Bize gelen sorulardan bir tanesi adres. Ev adresimi mi kullanmalıyım diye soruyorlar. Yoksa işte sanal ofis mi kullanmalıyım diyorlar. Oradaki bu soruya verdiğimiz yanıt nedir? Şimdi bu biraz daha tercih sebebi. Örnek veriyorum. Kişi e-ticaret yapacak. Fiziki bir mağazası veya bir deposu varsa tabii ki iş yeri adresini göstermesi gerekiyor. Ama mükellefimiz e-ticarete yeni başlıyor. İşte internet üzerinden pazar yeri den satış yapmak istiyor. Evini de faaliyet adresi olarak gösterebilir. Sanal ofis de tercih sebebi. İster ev olsun, ister iş yeri olsun, eğer kira ise kiranın aylık brüt ücretinin %20'si stopaj oluyor. Bu stopaj 3 ayda bir verilen muhtasar beyannamesine veriliyor. Bu tür durum... Stopaj bir vergi. Ben verdiğim kira ücretinin belli bir oranını devlete bildirerek o vergiyi ödüyorum. Evet, aynen öyle. Bu tür durumlarda biz mükelleflerimize şunu tavsiye ediyoruz. Örnek veriyorum, home office, ev kira, kira tutarı da oldukça yüksek. Stopaj vergisi ödememek için sanal ofis tercih etmelerini de tavsiye ediyoruz. Evet, sanal ofis o zaman stopajın büyüklüğüne göre verilmesi gereken bir karar olarak ortaya çıkıyor. Peki, vergi dediniz ya, şahıs şirketi kurmak isteyen bir girişimci işte bir gelir vergisi ödüyor, onu anladım. Kiraysa stopaj ödüyor, damga vergisi ödüyor. Şimdi şahıs firmalarında, hatta bu limited de dahil, yani tüm şirket türlerinde, periyodik olarak bazı verilmesi gereken beyannameler var. Bu beyannamelerin sonucunda da bazı vergiler ödeniyor. Bir kere aylık periyodik olarak KDV beyannamesi veriliyor. KDV beyannamesi dediniz ya, yani şöyle işte bize çok sayıda esnaf kurye arkadaş geliyor. Bu arkadaşlar işte aldıkları yakıt fişlerini ve benzeri gider fişlerini, makbuzlarını, faturalarını alıyorlar. Bir de her ay işte belli bir oranda fatura kesiyorlar. Kestikleri faturada bir KDV var. Aldıkları gider faturalarında da bir KDV var. Onu oraya işleyerek aslında KDV beyannamesini oluşturuyorsunuz anladığım kadarıyla. Fatura kesiyor diyelim kurye mükellefimiz. 100 birimlik bir KDV olsun. Bu hesaplanan KDV oluyor. Bu faaliyeti sürdürmek için de bazı katlandığı maliyetler oluyor. İşte akaryakıttır, muhasebe giderleridir. Örnek veriyorum işte iş ile alakalı yapmış olduğu teknik ve donanımsal harcamalardır, yeme içme giderleri falandır. Bu harcamalar sonucunda elde edilen KDV'ye de biz indirilecek KDV diyoruz. Hesaplanan KDV eksi indirilecek KDV kişinin ödeyeceği KDV oluyor. Bu beyannameyi de biz her ay periyodik bir şekilde veriyoruz. KDV var, bir gelir vergisi var. Onun dışında neler var? Bir de muhtasar beyannamesi var 3 ayda bir verilen. Eğer mükellefimiz kiradaysa, iş yeri veya home office veya işçisi varsa bu muhtasar beyannamesi verilmek zorunda. İşçi yoksa 3 ayda bir verilebilir. İşçi var ise aylık verilmek zorunda bu muhtasar beyannamesi. Gelir vergisi yılda bir veriliyor. Bir de 3 ayda bir verilen gelir geçici vergi var. 3 ayda kar üzerinden alınan bir vergi oluyor. Az önce de bahsettim. Kişi genç girişimci ise yıllık 75 bin liraya kadar muaf oluyor. Çok güzel. Genç girişimci olmanın bizim gelen başvuruların çok büyük kısmı genelde o kapsamda oluyorlar. Ama bir de genç girişimci olmayanları düşüneyim. Emekliler ya da bir yerde çalışanlar şahıs şirketi kurabiliyor mu? Mükellefimiz emekli veya SGK'lı olarak bir yerde çalışıyorsa Bağkur ödemek zorunda değil. Emekli zaten emekli olduğu için ödemek zorunda değil. SGK'lı çalışan mükellefimiz de primli işveren ödediği için Bağkur ödemek zorunda kalmıyor. Anladım. Bize en çok gelen soru aslında az önce değindik ama belki sizin de dilinize tüy biten bir konudur. Ya hangi harcamaları vergide gider olarak yazabilirim? Şimdi şirket türü fark etmeksizin gider olarak gösterebilecek harcama kalemleri genelde mükellefimizin yaptığı işe göre değişiyor. Örnek veriyorum, kişi e-ticaret işi yapıyor. Mal alımıyla alakalı
harcamalar. Ama kişisel olarak gidip kendime bir tane güzel ayakkabı alırsam, işimle ilgisi olmayan, satma amacı da olmayan, bunu gider gösteremem. Evet, gösteremez. Onun dışında işiyle alakalı yapmış olduğu yazılımdır. Mesela e-ticaret yapıyordur. Bir e-ticaret altyapısı almıştır. Veya kargo firmasının kesmiş olduğu giderler. Onun dışında kira ise ister iş yeri olsun, ister home office olsun, bu kira tutarları gider olarak gösterilebiliyor. Şirket kurdum, her şeyi gider yapabilirim algısı doğru değil. Hani işle ilgili olan giderlerimiz gider yapabiliyoruz. Anladığımı söylüyorum. İşle ilgisi olmayan giderlerimizi gider gösteriyoruz. Evet. Çok teşekkür ediyorum Ahmet Bey. Değerli Kalfa izleyicileri, bugün Ahmet Çeber üstadımız bizle birlikteydi. Çokça gelen sorulardan olan şahıs şirketi nedir? Hangi giderleri gider gösterebilir ya da nasıl kurulabilir sorularını bizim için yanıtladı. Kendisine, huzurlarınıza çok teşekkür ediyorum. Rica ederim, ben teşekkür ederim Mehmet Bey. İyi günler diliyoruz.